Selam. Mart. Ve karşınızda çok hırçın bir kedi. Çok 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 hırçın ve çok deli. Onu çok iyi hatırlıyorum. Kamerayı özellikle böyle koyuyorum. Çünkü bu çocuk bayağı manyak manyak saldırmaya çalışıyor. Hayır. Polarım buraya. Neyse var? İş dışı. Annemizde her şey yolunda. Çok fazla tüy döküyorum. Bakacağım şey batımı. Bakabilirsem ağzı, bakamazsam da tüyleri, tüylerine her türlü bakacağım. Duruma göre bu şekilde. Onun dışında başka bir şeyimiz yok. Tamam. Haydi bakalım. Cedi. Ne kadar koca kafası var. Sen direkt tek tutuşta arka patilere yapış. Tek tutuşta da sıçıyorum. Bir tık uzakta dur. Serbest bırakacağım. Hadi kalk. Şişirdi. Bıraktım bu kadar dişimiz. Hadi evine. Şişek sıvası. Onu da kastetmemiştim. Gel. Aksı getir. Heh. Gelmeyin. Girdi mi? Girdi. Bana bırak. Bana bırak. Atlayabileceğini çok iyi anladı şu an. Tam tersini mi yapacağız? Sıkı tut orada. Bekliyorum. Eldiven giyin siz. İkiniz de giyin. Sakin.
ben şu şeyi temizlemem lazım. Yalnız bunu silmemiz lazım. Gözde. Metin. Ya, yardıma şimdi biri gelsin. Metin masa. Harika masa üstü de. Ne bağırma? Yan tarafta Serkan Bey'in yardımcı mısınız? Bakın bir tane havlu at şuraya. Üstüne at. Oo. Koy. Masayı koy. Koy bu kenara. Silon, silon. Sen evet, en kullanmasını yaptın. Bırak, bırak, bırak. Geleyim mi? Stenel. Arkadan gel. Stenel al. Stenel tutamazsın. Buradan gel o zaman. Kaçıyor. Sen niye böyle olmuşsun? Bana pay verirsen ben yakalarım seni. Dene bakayım. Böyle tutamam, eldivenim var. Evet, o zaman çek. Çek. Sen de enseden nasıl da yapabiliriz, tamam. Yap, yap. Gönder tamam. Tamam. Bitti mi? Tamam. Bitti. 1, 2, 3, yolla. Şurama bok sıçradı. Gördüm yani. Uf anneciğim ya. Şöyle ıslak mendille. Ortalıkta bastığımız yerlere dikkat edin de. Bir yerde doldum sadece. Onda kameraya yansıdı. İsterseniz yakalarsınız öyle. Odadaki oksijen tükendi an itibariyle. Evet, videonun sonrası kesik. Çünkü o gün ve Gözde ile hasta sahibine iletilmesi gereken, hasta sahibinin yapması gereken şeyleri konuşulmak üzere muayene kaydına girmek için kamerayı kapatmıştım. Çünkü benim de orada söylemem gerekenler vardı. Şimdi bu izlediğiniz videoya binaen bir uyarı yapıp sonra bir açıklamaya geçeceğim. Hırçın kedilerde neden sakinleştirici kullanılmıyor? Neden böyle çaba veriyoruz bir şekilde? Bu konunun tüm arka planını içimizi dökerek anlattığımız bir video çekmiştik. Onu yukarıdan izleyip bilirsiniz. Sevgiyle beraber konuştuğumuz basit bir şekilde bu çocuğa bir anestezik madde verilip bu işlemler daha basit hale getirilebilir. O zaman biz şizofren miyiz ya da mazoşist miyiz? Hiçbiri değil. Biz hayvanları seviyoruz. Bütün veteriner hekimler olarak. Bizim yaptığımız işlerin tamamı şu an Türkiye'deki ve dünyadaki bütün veteriner kliniklerinde her gün yapılıyor. Bunu bilin. Bu arada şu an bu kedi bizi yaralayabilir. Bir de büyükbaşla ilgilenen veteriner hekimler var. Atla ilgilenen veteriner hekimler var. Hatta o veteriner hekimlerin başına gelenleri size şöyle bir video derlemesi olarak yapayım da bir sunayım. İnek veteriner hekime ne yapabilir? Bir izleyin bakayım. Hastanelik ediyorlar, emin olun. Bunlar da bizi hastanelik edebilir. Ama arada bir güç kuvvet farklılığı var illaki. Tonluk bir hayvandan bahsediyoruz çünkü orada da. Şimdi gelelim diğer konuya. Neden sessiz konuşuyorum? Çünkü çocuklar içeride uyuyorlar. Bugün çarşamba günü. Dün video yoktu. Onun da karşılığında ben size bir sürü video çektim. Çünkü Sercan'la dün çarşamba salı günü dün Hasvet'teydik. Hasvet kim? Bizim bütün kliniğimizin içerisinde kullandığımız alet edevatın, cihazın vesairenin, solüsyonların firması. Neden bu firmayı bu şekilde size sunacağım? Çünkü veteriner hekimliğin aslında ne olduğunu çok net bir şekilde, veteriner hekimlik Türkiye'de nereye gidiyor'yu çok net bir şekilde izleyebileceğiniz firmanın içine giriyorum. Zaten bu arada yıllardır içindeyim o firmanın. Benim içindeyimden kastım ticari anlamda değil. Benim şu an bizim kliniğimiz dışındaki ikinci ailem diyebiliriz. Çünkü orayla bir geçmişim vardı. İçeride çalışan arkadaşlarım var.
Ayça başta olmak üzere. Onunla beraber bir çekim yaptık. Size bir veteriner hekimliği sektörüne liderlik eden ve sektöre, yani bu işe yön veren firmayı ne yapacağım? Gezeceğiz içinde. İkincisi de o el aletlerinin, yani işin tamamen zanaat kısmının nasıl yapıldığını, kimin elinden çıktığını benim yaşım kadar bu işe gönül vermiş bir adamın ağzından birebir dinleyeceğiz. Zaten ne yapmaya çalıştığımı biliyorsunuz hepiniz artık. Neyse devam. Yarın akşam tekrar 7'de görüşmek üzere. Yukarıdaki videoları, karta videolar koyuyorum. Özellikle bağlantılı videolar koyuyorum. Siz izleyin, bu videoyla bağlantılı bilgi alın diye. Onları izlemeyi unutmayın, sizden ricam. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakıyorsunuz.